101 soruda LYS Fizik 5. ve son partla devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde daha çok modern fizik, elektromanyetik işte dalgalar, X ışınları vesaire onlarla ilgili sorulara ağırlık verdik hocam. Hı hı. Şimdi ilk sorumuz direkt elektromanyetik dalgalarla ilgili bir soru. Doğru yanlış şeklinde kaç tanesi doğrudur şeklinde bir sorumuz. Şimdi elektromanyetik dalgalardan önce şunu bir hatırlatma yapalım. Bizim eğer bir taneciğimiz varsa hocam bu tanecinin etrafında bir elektrik alan oluşur. Eğer duran bir tanecik varsa. Diyelim ki ben bu taneciği ve sabit hızıyla, sabit bir hızla hareket ettiriyorsam o zaman burada hem bir elektrik alan oluşur hem manyetik alan oluşur. Ama diyelim ki bu ivmeli bir hareket yapıyor. Yani hızı da değişiyor. Yani sürekli bir hareket halinde. O zaman diyoruz ki hem elektrik alan hem manyetik alan oluşuyor ve bunlar sürekli birbirlerini oluşturuyorlar. Hı hı. Yani sürekli bir elektrik alan, sürekli bir manyetik alan var. İşte biz bu harekete elektromanyetik dalga diyoruz. Yani bu şekilde elektromanyetik dalga oluşuyor. Yani ilk ifademizde ilişkili olduğu yüklü parçacıkların ivmeli hareketi sonucu oluşur elektromanyetik dalgalar, doğru bir bilgi. Aynı zamanda diyoruz ki elektromanyetik dalgalar deyince ilk aklımıza örnek ışık gelecek. Işığın yayılma hızını biz biliyoruz. Işık boşlukta 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye hızla yayılır. Bütün elektromanyetik dalgalar da bu hızla yayılırlar. Diyoruz ki ışığı oluşturan tanecikleri düşünelim. Hemen yüksüz fotonlar gelecek aklımıza zaten. Elektromanyetik dalgalar da yüksüz fotonlardan oluşur. Bu da doğrudur. Yüksüz olduğu için. Şimdi bir elektrik alana bir madde koyuyorduk. Artı ya da eksi yüklü bir madde koyuyorduk. Ne yapıyorduk? Bir kuvvet oluşuyordu. Yani etkileniyordu. Ama bizim bu maddemiz elektromanyetik dalgamız yüksüz fotonlarla oluştuğu için çekme ya da itme olmayacak. Doğal olarak da elektrik ve manyetik alanda sapmaya uğramayacaklar hocam. Diyoruz ki elektromanyetik dalgaların özelliği enine dalga olmasıdır. Bunu böyle bir ezber bilgi gibi düşünebilirsiniz ya da yine ışıktan aklınıza getirebilirsiniz. Enine olan her dalga polarize edilebilir hocam. Mesela ses geliyor ışıklarda, bazı sorularda. Ses boyuna bir dalgadır. Boyuna bir dalga olduğu için polarize edilemez. Polarize edilebilmesi için dalganın kesinlikle enine bir dalga olması gerekir. Bu durumda tüm ifadelerimiz doğru olmuş oldu. Ben alayım. Evet. Sizi dinleyin. Evet. Dakikada evet. 200 kelime şartımız yok hocam. O ama şeyi kırdık. Yapabilirim. Yani yapabilirim. Yani. Evet, aşağıda verilen fiziksel olaylardan hangileri hem tanecik hem dalga modeliyle açıklanabilir? Bununla ilgili ilk önce şıkları söyleyeceğim, sonra da bir hatırlatma yapacağım. Diyoruz ki Compton olayı tanecik modeliyle açıklanır. Işığın hem tanecik doğası vardır hem bazı yerlere çarptığında. Buyurun hocam. Bunlar sürekli değişiyor mu? Ben böyle hatırlıyorum. Bunlar sürekli değişmiyor. Bunlar sürekli keşfediliyor hocam. Yani şimdi bu olay var. Bir olay var. İlk önce birisi ortaya diyor ki bu diyor olay nasıl gerçeklidir? Işık tanecik gibi davranırsa bu olay gerçekleşir diyor. Başka birisi diyor ki hayır, dalga olarak da ışık dalgaları halinde geliyorsa da bu olay gerçekleşir. İkisi de deneyler yapıyorlar. Daha sonra bu deneyleri açıklıyorlar. Doğal olarak daha öncesinde yetersiz kalan bazı açıklamalar bilimde özellikle çok oluyor. Yetersiz kalan açıklamalar ne yapıyor? Değişiyor. O yüzden de bunlarla ilgili değişmeler oluyor. Keşfedilmiş oluyor. O yüzden hayır, aynen yeni keşifler oluyor. Onları hatırlatacağım. Işığın girişimi dalga modeliyle açıklanır. Işığın kırınımı dalga modeliyle açıklanır. Işığın yansıması ve doğrusal yolda yayılması ise her iki modelle de açıklanabilir. Bana zaten hem tanecik hem dalga modeli dediği için cevabım 3 ve 4 olacak. Şimdi şeyi söyleyeceğim. Daha önce ışık basıncı hangi modelle açıklanır sorularında daha önce kitaplarda ya da birçok kitapta hala böyle her iki modelle de açıklanabilir diyor. Ve renkleri ayrılmada yine dalga modeliyle açıklanabilir diyor. Şu an MEB'in 12. sınıf kitabına bakarsanız arkadaşlar orada bir tablo var zaten optik konusunda. En arkasında kendiniz de bakabilirsiniz. Burada ışık basıncını ve renkleri ayrılmayı tanecik modeli olarak almış hocam. O yüzden bu sene sınavda ola ki çıkarsa tanecik modeli olduğunu göz ardı etmeyelim. Evet, hareketsiz bir radar. Kendisini 80 metre bölü saniye hız ile yaklaşan bir araca frekansı 15 çarpı 10 üzeri 8 Hz olan elektromanyetik dalgalar gönderiyor. Bir radarımız var, duruyor ama hareketli olan bir araca ne yapıyor? Elektromanyetik dalga gönderiyor. Dalga da kendisine ne yapacak? Geri gelecek. Araca çarpıp tekrar radara dönen elektromanyetik dalganın frekans değişimi. Geçen hafta hocam siz de hatta hesaplamışsınız. Böyle ambulans geliyordu. Birbirlerine yaklaşıyorlardı. Frekansı nasıl algılıyorduk? Şimdi bunun da onun biraz düzenlenmiş hali. Düzenlenmesini çıkarmayacağım ama direkt vereceğim. İsterseniz kendinize çıkartabilirsiniz. Diyoruz ki gözlenen frekans kaynak frekansı çarpı 1 artı bu iki şeyin ya da artı eksi diyelim
birbirine göre bağıl hızı bölü ışık hızı. Neden? Elektromanyetik dalga gönderiyor ya. Elektromanyetik dalga neydi? Işık hızıyla yayılırdı. O yüzden şu aşağıda VK ve VZ gözlemci falan vardı hatırlıyorsanız. Oradaki VK'mız ne oldu? Işık hızına ulaşmış oldu hocam. Tamam. O yüzden düzenlenmiş hali bu oldu. Şimdi diyoruz ki elektromanyetik dalga gitti. Elektromanyetik dalga tekrar geri geldi. Ne oldu? Elektromanyetik dalgalarda bir frekans değişimi, algılanan bir frekans değişimi oldu. Bu frekans değişimi de şöyle diyoruz. Gözlenen frekans eksi kaynak frekansı. Yani şundan kaynak frekansını çıkartıyorum. O zaman bunu düzenlediğimde şöyle kalmış oluyor. Frekans değişimi F kaynak çarpı V bağıl bölü C. Şimdi bu giderken bir de dönerken olduğu için ne yapıyoruz? Bunu 2 ile çarpıyoruz hocam. Bir giderken bir de gelirken pardon C diyeceğim şurada. Sonra buna göre elimdeki bilgilerle bunu hesaplayacağım. Şimdi kaynak frekansım neymiş? Bir aracı frekansı 15 çarpı 10 üzeri 8 demişler. 2'yi başa koyalım. Sonra birbirlerine göre bağıl hızı. Radar hareketsiz. O yüzden bağıl hızı direkt neyin? Hareketli olanın aracınızı. O zaman 80 olarak yazdım. Işık hızı 3 çarpı 10 üzeri 8. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bunlar birbirlerini götürdü. Şurada bir 5'imiz kaldı. 5, 2, 10, 8'e de çarptım. Ne oldu? 800 Hz. Bunlar birbirlerine yaklaşıyorlar hocam. Yaklaşan demiş. O zaman frekans ne olmuş oldu? Artmış artık oldu. O yüzden cevabımız 800 Hz artar. Frekans artar, periyot azalır. Değil mi? Evet. Hocamız öğrenmiş bir şeyler. Evet, Young deneyi ya da çift yarıkta girişim deneyi. İkisinin ismi aynı. Ekran üzerinde aynı taraftaki ikinci aydınlık saçak ve dördüncü karanlık saçak arasındaki uzaklık D kadardır demiş. Buna göre üçüncü aydınlık saçağın merkezi aydınlık saçağı uzaklığı. Şimdi biz bunu çizelim. Şöyle çizersem merkezi bir aydınlık saçağım var. İlk önce şöyle diyelim. Şurada çift yarık deneyimizde iki tane yarık var. Şurada ışık kaynağımız var. Bu ışık kaynağından gelen ışınlar ne yapıyor? Burada bir modeller oluşturuyor birbiri üzerinde. İki ayrı ışık kaynağıymış gibi davranıyor. O yüzden diyoruz ki merkezde bir merkezi aydınlık saçak oluşuyor. Merkezi aydınlık saçaktan sonra şöyle gidiyor. Birinci karanlık, birinci aydınlık, işte ikinci karanlık, ikinci aydınlık. Şöyle gidecek. Kaça kadar gideceğim? Dördüncü karanlığa kadar gitmem lazım. Üçüncü karanlık, üçüncü aydınlık ve dördüncü karanlık dedik. Şimdi diyor ki aynı tarafta, şimdi bunun aynaları bir altta oluşuyor hocam. Aynı tarafta dediği için ben üst tane işlemlerimi yapacağım. Altta da aynılar oluşacak. Şimdi diyoruz ki biz bunun genişliğine delta x diyoruz hocam. Tamam. O zaman bir merkezde aydınlıktan diğer bir aydınlığa kadar iki aydınlığın orta noktaları arasındaki uzaklığımız delta x kadardır. Bu arada şu boyut ile şu boyut aynı mı olması gerekiyor? Yok hocam. Şuralar aynı, evet. Benim çizimime aldanmayınız. Şu şekil normalin iki katı kadar gibi gözüküyor ama aynı olacak değil mi? Tamam. Tamam. Şimdi şuradan şuraya bir delta x'imiz var. Sonra diyoruz ki kaçıncı soruyor? İkinci aydınlık saçak ile dördüncü karanlık saçak. Hocam bir aydınlıktan bir aydınlığa delta x kadar var. O zaman ben ne dediydi? İkinci aydınlık saçak, dördüncü karanlık saçak. Şuradaki. Şurası delta x. Burası da yarım değil midir? O zaman ne oldu? 1,5 delta x oluştu. O doğru mu? Hayır bitmedi. 3 bölü 2 delta x'im arasındaki uzaklık d kadarmış. Tamam mıdır? Tamam. Delta x'i mi bulayım? O zaman delta x 2d bölü 3 oldu. Bana şimdi diyor ki 3. aydınlık saçağın merkezi aydınlık saçağı uzaklığı nedir diyor. Tamam. Şimdi merkezi aydınlıktan. Şunu çizer misiniz? Çizeyim. 1. aydınlığa 1x, 2. aydınlığa 2 delta x, 3. aydınlığa 3 delta x olduğuna göre bana aslında neyi soruyor? 3 delta x'i soruyor. 3 çarpı 2d bölü 3'ten ne geldi? 2d. 2d geldi. Evet, yine çift yarıkta girişim deneyinde girişim saçaklarının genişliği delta x nelere bağlıdır diyor. Şimdi yine aynı modeli şuraya çizersem şöyle iki tane yarığım var, çift yarık. Şimdi bu yarıklar arasındaki uzaklığımız d. Burada görüntünün oluştuğu bir ekran var. Ekran uzaklığım l. Benim herhangi bir noktamın buraya uzaklığı neydi? X ya da işte delta x uzaklığım. Şimdi diyoruz ki biz kafamızda yine ezberlemek için hani bizde mavi bakü bilmem ne gibi kısaltmalar var ya. Bunu da diyoruz ki biz delta x'i kimden öğreniriz? Leyla'dan öğreniriz. Leyla biliyor formülü. Aynen, Leyla biliyor. L çarpı lambda D çarpı ne? Leyla'dan. Leyla'dan. Evet. L dediğimiz ne? Ekran ile delikler arasındaki uzaklık. Yani font ile ekran arasındaki uzaklık. L'ye bağlı mı? Bağlı. Dalga boyuma bağlı.
D dediğim şey delikler arasındaki uzaklığa bağlı. N dediğim şey ortamın kırıcılık indisine bağlı ama İrem'e ışık bağlı değil. O evet, İrem. Aynen. Işık şiddetine kesinlikle bağlı değil. Fizikçilerin hayal gücüne hayal evet, kalmaya başladı. Evet, o delta x ona bağlı değil ama ışık şiddeti artınca peki ne oluyor? Daha parlak gözleniyor. Yani oradaki sadece parlaklığı etkiliyor ışık hı-hı şiddeti. Yani olur da bir yerde karşımıza çıkarsa. Şimdi biraz daha astronomik bir şey yapacağız. Işık hızına yakın hareket ediyor hocam bu cisimler. Işık hızına yakın hareket eden bu dikdörtgenler prizması, daha doğrusu bu burada duruyor. X doğrultusunda hareket eden bir uzay aracı var ışık hızına hı-hı yakın. Diyor ki onun içinde bir gözlemci var, bunu küp gibi görüyor. Küp gibi görebilmesi ne demek? Şu 50'yi ne yapıyor bu adam? 30 gibi görüyor. 30 santim olarak görüyor. Demek ki biz diyoruz ki ışık hızına yakın hareket edenlerde uzunluklar kısalır, zaman genişler. Bunlar her zaman çocukların kafasında ikisi karışmıştır. Uzunluk kısalır, zaman genişler. Buna göre düşüneceğiz. Bu uzunluk kısaldı. Bizim diyoruz ki görelilik çarpanı dediğimiz bir çarpanımız var. Şu şekilde gösteriyoruz. Benim ilk uzunluğumu yani 50 santimi görelilik çarpanına böldüğümde 30 santim olarak buluyormuşum. O zaman şunları yer değiştireyim. 50 bölü 30 eşittir lambda ya da gamma mı? Gamma. Gamma. O zaman ne oldu? Gamma'mız 5 bölü 3 çıktı hocam. Şimdi ben bunu buldum ama hala uzay aracının hızıyla ilgili bir fikrim yok. Bir üçgen oluşturuyoruz. Hemen üçgenimizi oluşturduk. Diyoruz ki şurası A kenarı, B kenarı, C kenarı. Eğer bu üçgende A bölü C'yi vermişse A bölü C bizim için hızdır hocam. Yani şuradan bakıyorum ben. Şu açı benim olduğum yer. Hı-hı. Karşı bölü hipotenüsü vermişse hızı vermiştir. Ama hipotenüs bölü komşuyu vermişse de bize bu çarpanı vermiştir. Bana bunları vermiş. O zaman koyuyorum. 5, 3. Burası ne oldu? 4. Hızım neydi? Karşı bölü hipotenüs. 4 bölü 5. Yani 0,8 hocam. Evet. Evet, yine ışık hızına yakın hızlarda hareket eden M kütleli bir cismin toplam enerjisinin kinetik enerjisine oranı 5 bölü 2 ise cismin hızı nedir demiş. Şimdi hocam toplam enerjiye diyoruz ki yine bu görelilik çarpanı çarpı M çarpı C karedir. Hı hı. Toplam kinetik enerjim görelilik çarpanı eksi 1 çarpı bunların yine çıkarılışları var. Ama uzun uzun çok işlem yapamayacağım için biraz bunları hızlı veriyorum. Formülleri zaten biliyorsunuz hepiniz. Şimdi burada neymiş bu oran? 5 bölü 2'ymiş hocam. MC kareler gidiyor. Aynen bunlar gitti. İşler işler çarpım yaptım. 5 gamma eksi 5 eşittir 2 gamma. 3 gamma eşittir 5 oldu. Gamma eşittir yine 5 bölü 3 çıktı. Tüh keşke farklı bir şey çıksaymış. Yine aynısını yaptık. 5, 3 bu benim gamma'm. Geri kalan 4. Karşı bölü hipotenüs yine ne oldu? 0,8 oldu benim ışık hızım. Pardon. Cismimin hızı, ışık hızına yakın hızım. Benim ışık hızım. Benim o. Benim sorum da verilmiş olan. Işık hızı değil, ışık hızına yakın hız. Tamam falan filan. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Benim ışık hızım deyince hep beni eziyorlar burada. Ben Raşit hocam şimdi neredeyse. Şimdi Raşit aynısını yaptı senelerce. Ben şeyde kaldım. Tamam ben susuyorum Raşit o zaman. Raşit hoca yetiş. Eşik enerjisi 2,5 elektrovolt olan bir metale dalga boyu 3100 Armstrong olan ışık düşürülüyor. Buna göre fotoelektronların maksimum kinetik enerjileri kaç elektrovolttur? Şimdi yine diyoruz ki ben bir yere ışık düşürüyorum. Şöyle bir katotum var, bir de anotum var. Buraya ışık düşürüyorum. Işığın şiddeti düşürüyorum. Ne oluyor? Elektron koparıyor. Bu elektronların kopması için gerekli olan minimum enerji yani eşik enerjim neymiş? 2,5 elektrovoltmuş. Ondan sonra kopanların kinetik enerjisini soruyor. Diyorum ki benim gönderdiğim fotonların ya da işte ışığın enerjisi E olsun. Hı hı. Eşik enerjisi ya da diğer ismiyle bağlanma enerjisi bunu kopartacak artı ne kazandıracak? Bir kinetik enerji kazandıracak. Demek ki bunların hepsini benim gönderdiğim enerji sağlayacak değil mi? Hı hı. Diyoruz ki bu enerji de hc bölü lambda'dır. O zaman hc'yi zaten biliyoruz. Yine sorularda zaten size verilecek. 12400 benim gönderdiğim ışın dalga boyu 3100. Buradan 4 çıktı sanırsam. Hı hı. Demek ki benim gönderdiğim enerji 4 elektrovoltmuş. Bağlanma enerjim 2,5 elektrovoltmuş. Demek ki kinetik enerjim ne oldu? 1,5 elektrovolt kaldı. Ya formülleri bilinirse kolay da bu kadar çok formülü... Modern fizikte böyle hocam. Hatta var ya modern fizikte adım atıyorsun yani bütün formül değişiyor.
Hocam çünkü bunların bir mantığı yok yani. Ya en mantıklısı işte benim gönderdiğim diyorsun. Işığın enerjisi bunu salacak. Tamam, enerjiyi nasıl bulacağım? Yine H'yi benim gönderdiğim dalga boyu. Başka bir türlü bulma gibi bir şansım yok, yok mantığı yani. Mutlaka var da bizim irdeleyebileceğimiz bir mantığı yok. Aynen yani. Bizim için çok uzun işlemler gerektiriyor maalesef. Şekildeki fotoelektrik devresinde katot üzerine düşen ışığın dalga boyu yine aynı tarzda bir soru 1550 Armstrong'muş. Katotta kullanılan metalin eşik enerjisi 4.4 elektrovoltmuş. Anoda ulaşan en hızlı elektronun, burada en hızlı dediğinde bir şey var. Öbüründe hocam üreteç yokmuş gibi düşünerek bir soruyu çözdük. Üreteç olduğunda ne yapacak? Üreteç de bana bir enerji sağlayacak. Diyoruz ki eğer üreteç düz bağlandıysa, ne demek düz bağlanmak? Şu katot dediğimiz şey artı bir uçtur. Anot eksidir. Artı ucum eksi uca bağlanmışsa o zaman biz buna düz bağlı diyoruz. Yani bu nasıl bir fotoelektrik devresi? Düz bağlı bir fotoelektrik devresi. O zaman diyoruz ki benim gönderdiğim enerjim artı bu üreticim bana sağladığı enerji nedir? Yüküm çarpı volttur. Q çarpı V'dir. Eşittir az önceki şey bağlanma enerjisi artı kinetik enerji. Burada maksimum olabilmesi için zaten bu yeni gelen üreticinin ne yapması lazım? Arttırması lazım mantık olarak. O zaman diyoruz ki benim zaten ne gönderiyorum? Işık gönderiyorum. Buradaki elektrovolt cinsinden gönderiyorum. Şimdi 12400'ü 1550'ye bölüyorum. Artı buradan ne gelecek? 5 elektrovolt gelecek. Benim yüküm elektron olduğunu düşünüyoruz. Çünkü elektron kaparıyoruz hocam biz oradan. Artı bağlanma enerjim 4.4. Kinetik enerjim maksimum kaçtır diye bulacağım. Şuradan 8 geliyor. 8 artı 5'ten 13 eşittir. 4.4 artı kinetik enerjimin maksimum değeri. Ona ne çıkacak? 8.6. Ben abi. Evet. Compton olayı. Compton olayında saçılan fotonun gelen fotona göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Hemen Compton olayını kısaca bir şekillendirelim. Ne oluyor? Benim bir fotonum geliyor. Burada bir elektron var. Elektrona çarpıyor. Daha sonra kendisi ne yapıyor? Şu tarafa doğru saçıldığını düşünelim. Bu gelen foton. Şu saçılan foton. Elektronu ne oluyor? Fırlıyor diyoruz biz ona. Fırlayan elektron. Şimdi bunların arasındaki ilişkiye bakalım. Şuraya bir teta ve neyse işte alfa açısı koydum. Şimdi diyoruz ki bunlar Compton olayındaki enerji ve momentum nedir? Vektörel büyüklüklerdir. O zaman bunlara diyoruz biri uç uca ekleyelim yine vektörel olduğu için vektörel bir toplam yapalım. Saçılan elektronu koydum. Fırlayan elektronu pardon saçılan fotonu koydum. Fırlayan elektronu koydum. Gelen fotonu koydum. Bunlar bir üçgen oluştular. Şuradaki açım teta oldu. Şuradaki açım da lambda oldu. Neyse alfa mıydı hocam? Alfa. Alfa oldu. Tamam. Buna göre diyoruz ki şimdi hocam şu üçgende en büyük kenar budur. Çünkü şunlar dar bir açı oluştururlar. O zaman diyoruz ki gelen açının gelen fotonun enerjisi fazladır diğerlerine göre. Çünkü şu E'dir, şu E üssü, şurada da elektronun enerjisi dersek vektörel olarak E'nin E eşittir E üssü artı E elektron. Bu diğerlerine göre ne oluyor? Daha büyük oluyor. O zaman saçılan fotonun enerjisi ne olmuş oldu hocam? Azalmış oldu. Diyoruz ki biz bir fotonun enerjisi Planck sabitiyle frekansının çarpımına eşittir. Otomatik olarak enerjim azaldığına göre ne oldu? Frekansım da azalmış oldu. Ama benim gelen malzemem neydi? Fotonu, saçılan da foton. Foton neydi? Bir elektromanyetik dalganın parçacığıydı. O yüzden ışık hızıyla yayılıyordu. Yine ışık hızıyla gideceği için hızı ne olmayacak hocam? Değişmeyecek. Ne oldu? 1 ve 2 doğru oldu. Var mı öyle bir şey? Siz de Salih'in yaptığını yaptınız. Hepsine doğru, hepsine doğru. Evet, hepsine doğru. Aslında ben onları zaten söylemek için şıklara koyuyorum. Öğretmek için koyuyorum. O yüzden hepsi doğru çıkıyor. Şimdi dalga boyu 0,2 Armstrong olan bir foton serbest bir elektronla çarpıştı. Daha sonra seçildiği Compton olayının şekli işte. Saçılan foton geliş doğrultusuyla 90 derecelik açı yaptığına göre diyor. Saçılan fotonun dalga boyu kaç Armstrong'dur? Bir de hocam burada ne oluyor? Dalga boyu değişiyor. Enerjisi azaldı, frekansı azaldı. Frekansı azalanın dalga boyu artıyor. Frekansla dalga boyu birbirleri ters. Tamam. O zaman dalga boyu artacak diyoruz ki bu dalga boyu değişimini delta dalga boyu dersem ya da lambda dersem Compton dalga boyu dediğimiz bir sabitimiz var. Bu hep sabit. Çarpı 1 eksi kosinüs teta. Şimdi teta nedir? Benim geliş doğrultumda saçılan fotonun yaptığı açıdır. Yani burada 90 derece. Bir de Compton dalga boyunu buraya arkadaşlar yazmamışlar ama 0,024'tür Compton dalga boyu. Size sınavda verilir. 0,024
çarpı 1 eksi kosinüs 90 0 zaten. O zaman diyoruz ki son dalga boyu eksi ilk dalga boyum kaç? 0,2. Eşittir ne çıktı? 0,024. O zaman son dalga boyum 0,224 Armstrong oldu. Evet, bir kara cismin T1, T2, T3 sıcaklıklarını yaptığı ışımların şiddetinin dalga boyuna bağlı grafiği şekildeki gibidir. Şimdi T1, T2, T3 sıcaklıkları arasındaki ilişkiyi sormuş. Hocam kara cisim ışımasında dalga boyu ile sıcaklık birbirlerine ters. Yani ne demek bu? Dalga boyu arttıkça sıcaklık azalıyor ve bu çarpım, bunların ikisinin çarpımı her zaman Wien sabit dediğimiz bir sabit eşit oluyor. Hı hı. Şimdi burada bakıyorum dalga boyu ne olmuş? Buraya 60. Doğru artmış. Artmışsa sıcaklığım ne olmuş olacak? Azalmış olacak. O zaman en büyük dalga boyum 3 olduğuna göre en küçük sıcaklığım 3 olmak zorunda. Hı hı. T1 büyüktür, T2 büyüktür, T3 oldu cevabımız. Ama burada zaten gözüküyor bu. T1 daha büyük, T2 daha büyük, T3 daha büyük. Şiddet hocam orası. Sıcaklığı işte soruyor. O da önemli. Hı hı. Tamam. Evet. Evet, cıva ortamına ait bazı enerji düzeyleri şekildeki gibidir. Cıva buharı ile dolu bir odaya kinetik enerjisi 10 elektrovolt olan elektronlar gönderiyoruz. Bir cıva ortamımız var, elektronu gönderiyoruz. Buna göre odadan çıkan elektronların kinetik enerjileri hangileri gibi olamaz? Hocam şimdi elektron gönderdiğimde elektronun burayı uyarabiliyor mu? Uyarmaya enerjisi yetebiliyor mu? Ve uyardıktan sonra ne kadar enerjisi bakıyor diye bakacağım. Şimdi ben elektronu gönderdim. Hiçbir atomu uyarmadan çıkabilir oradan. Doğru, hı hı, mu? Yani 10 elektrovoltla çıkabilir. Hı hı. Şimdi diyorum ki ikinci enerji seviyemde ne var? 4.86 elektrovoltluk bir uyarılma seviyem var. Bunu uyarsa ne olacak? 10'dan 4.86'yı çıkarttığımda yanımda matematikçi var. 5.14 kalıyor. 5.14'le de çıkabilir. Hatta diyorum ki 5.14 çıktı ya, bir kere daha uyarabilir. O zaman ne olacak? 5.14 eksi 4.86, burada 0.28 olsa gerek. 0.28 elektrovoltla da ne yapabilir? Çıkabilir. Ya da diyelim ne oldu? 6.67'lik olan seviyeye uyarabilir. O zaman 10'dan 6.67'yi çıkarttığında ne olacak? 3.33 kalacak. Bu da olabiliyor. Ama 0.14 olmuyor hocam. Bu değerlerden hocam elde edilemiyor. Aynen. Bir de şunu uyarmış olsa ne olacak? 0.16 olmuş olacak. Peki. Evet. Bohr atom modeline göre lityum atomunun 3. yörüngesinde dolanmakta olan elektrona eşlik eden de Broglie dalga boyu kaç Armstrong'dur? Şimdi hocam bizim Bohr atom modelimizde çekirdeğin etrafında elektronlar dönüyor. Bunlara eşlik eden bir dalga modelimiz var. Ondaki dalga boyunu sormuş. İlk önce benim bu N3 seviyesidir. N eşittir 3 seviyesinde. Bu Bohr atomumun yarı çapı nedir? İlk önce onu bulmam lazım. Diyoruz ki bu yarı çap, Bohr yarı çapı dediğimiz sabit bir yarı çap var. Hı hı. Çarpı neydi? N kare 3. yörüngemiz bölü atom sayımız. Şimdi R0 olarak vermemişiz bunu. A olarak vermişiz galiba. Tamam, R0 da vermemiz lazımdı. Neyse. 0.53 çarpı 3'ün karesi bölü lityum atomunun atom numarasını zaten vermiş. 3. O zaman buradan ne gelecek hocam? 0.53 ile 3'ü çarparsa 1.59. 1.59'muş bunun yarı çapı. Bir de diyoruz ki bizim Bohr atom modelinde atomlarımız açısal momentumları h bölü 2 pi'nin tam katları olacak şekilde dolanırlar. Ne demek bu? Benim açısal momentumum m çarpı v çarpı r'dir. Hı hı. Buradan bir eşitlik çekmem lazım o zaman. O zaman diyorum ki şu 2 pi'yi bu tarafa atayım. 2 pi çarpı r, çünkü bir dairesel yörüngede dolaşıyor. O yörüngenin çevresi var. Hı hı. Eşittir n çarpı h bölü mv. Mv'miz bizim momentumumuzdur. Bunu şöyle düzenleyebilirim. H bölü p. Hı hı. O da momentumda bu şeyde bir çevirimiz daha var. Aynı zamanda momentumumuz h bölü lambdaya da eşittir. H bölü lambda çıkarsa n çarpı lambda. Yani dalga boyu bulduk bir yerden. Bir dalga boyu bulmam gerekiyordu ya, oraya geldim. Şimdi hepsini yerine yazıyorum. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapı ne buldum? 1.59 buldum. Eşittir yörüngem 3. yörünge ve dalga boyu. Ne oldu? Bunlar gittiler. Bu ikisini tekrar çarparsam 3.18. Vallahi Allah kolaylık versin. Amin. Hocam hani sadece fizikte, ben matematikte bir sürü şey öğrettim bunlara. Fizikte bir sürü şey öğrendiler. Kimyada bir sürü şey. Biyoloji kadar kötüsü yok. Arkadaş bitmiyorlar ya. Hiçbiri bitmiyor. Bir matematik bitiyor.
Matematik bitiyor. Ha, hep sizinki iyiyiz abi. Biz siz iyisiniz, biz hep biz kötüyüz. Hayır, estağfurullah. Matematik daha çok hani mantıkla elde edilebiliyor da fizikte bu kadar formülü mantıkla da çıkartamazsınız ki. Bir çocuğun bunu yapması için gece gündüz fizik çalışması gerekiyor. Çıkarılması lazım. O yüzden biz de mesela bazen formüllerde takılıyoruz, şaşırabiliyoruz. Şundan dolayı oluyor. Biz normalde o formüllerin hepsinin nasıl çıkarıldığını biliyoruz. Hı-hı. Ama şimdi ben burada yani ezberlememeye çalışıyorum. Kafamdan çıkartmaya çalışırken de hatalar oluşuyor. Bazı şeyler diyorum ki onu oradan getir, bunu buradan getir. O yüzden de bazen takılmalar olabiliyor. Orada da kusurumuza bakmayacaksınız. Hocam trigonometride 7-8 tane formül vardır, hı-hı, yoktur. Yani hepsi birbirinden çıktığı hocam, için. Hocam benim sadece Bohr atom modelinde 7-8 tane formülüm vardır. Hatta fazlası vardır. O da bir atom vardır için yani. O sadece bir atom modeli için. Bunun bir sürü tamam, modeli var. Evet, lazer ışını ile ilgili aşağıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur diyor. Hocam lazer ışını oluşumu şöyledir. Bir tane şöyle bir kabım olduğunu düşün. Burada tam yansıtıcı bir aynam var benim. Burada da yarı geçirgen bir aynam var. Nasıl çizdiysem. Şurası yarı geçirgen. Burası tam yansıyan bir ayna. Şimdi buraya ne yapıyoruz? Lazer malzemesi dediğimiz bir malzeme koyuyoruz. Yani katı olabilir, sıvı olabilir, gaz olabilir. Yani bu lazer için kullanacağım bir madde. Yani önemli olan bunun atomların çarpışabilmesi. Şuradan da böyle yoğunlaştırılmış bir bombardıman yapıyoruz hocam. Işık bombardımanı yapıyoruz. Hı hı. Daha sonra ne yapıyoruz? Bu lazer maddeyi uyarıyoruz. Uyardığımız zaman bizim enerji seviyelerimiz var. E3 seviyesi ile E2 seviyesi arasında bir fotonum var benim. Hı hı. Bu atom bunun içerisinde bombardıman edildiğinde ne oluyor? Bunun içerisinde hareket ediyor ve buradaki atomlarla, işte dedim ya, katı sıvı maddeler, hı hı, var. Bunun atomlarıyla çarpışıyor. Çarpıştığında bir foton yayınlıyor. Daha sonra ne olmuş oldu? Zaten benim bir fotonum vardı. Çarpıştı, bir fotonum daha oldu. İki fotonum oldu. Bu iki foton da aynı işlemi sürekli bombardıman olduğu için buraya bir ışık geldiği için. Bir anda milyonlarca foton. Ne oluyor? Artıyor. 4-8 şeklinde gidiyor. O zaman ne oluyor? Bunlar bir süre sonra artık sürekli görünüyorlar. Hı-hı. Sürekli mesela lazer ışığı tutulur ya bir yere. Hepiniz de dümdüz sürekli gider hocam o. O zaman diyoruz ki şu tam yansımadan da ne yapıyor? Yansıyor. Şu yarı geçirgen alandan bu bir ışık, dümdüz bir ışık olarak çıkıyor. Biz buna lazer ışığı diyoruz. Lazer ışığında ne var? Buradaki fotonlar ve elektronlar aynı fazdalar. Aynı fazda oldukları için tek renkli oluşuyorlar. Verimleri düşüktür bunların. Çünkü sürekli uyarılması gerekiyor. Enerji değişimleri var. Bu enerjilerle alakalı bir mevzu aslında da. Hı-hı. Verimi düşüktür deyip geçelim o kısmını. Diyoruz ki buna odaklanabilir. Hani mesela dediğimiz gibi o lazeri tutarız ya, hep bir noktada odaklanabilme özelliği vardır. Doğrusal bir, hı-hı, şekilde yayılır. O odaklanmalardan dolayı da diyoruz ki delme kesme işlemlerine, lazer kesiciler falan var ya, odaklanma, hı-hı, özelliklerinden dolayı buralarda kullanılabilirler. Evet. Şimdi ben bunun oluşumunda ne yaptım? Bombardıman yaptım ve buradaki ne yaptım? Uyardım buradaki şeylere, fotonları ve elektronları. O zaman ne oldu? Uyarılmış emisyon dediğimiz bir yöntem bu aslında. Biz bunu kullanmış olduk. Aynı zamanda tam yansımalı aynam ve yarı geçirgen aynam vardı. Yansıma olayında ne yapmış oldum? Kullanmış oldum. Diyoruz ki aynı zamanda lazerler gün ışığında dışarıda kullandığımızda da belki bazı çocuklar deneyip görmüşlerdir. Atmosfer olaylarına etkilenir. Ne demek bu? Mesela yağmur onun yapısını bozar, dağılmasına sebep olur. Hmm. Yani bu türlü olaylar, işte elektrik olayları dediğimiz, mesela nedir, şimşek çakması vesaire gibi olayların olduğu ortamlarda lazer düz bir çizgi olmaz, biraz dağılıma uğrar. Biz buna ne diyoruz? Atmosfer olaylarından etkilenir diyoruz. Beşi de doğru oldu. Evet, yine Bohr atom modeli. Bohr atom modelini elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça, yani ne var? Çekirdeğin etrafında yörüngeler var ya. Daha üst yörüngelere çıktıkça hocam. Daha üst yörüngelere çıktıkça bazı büyüklükleri ne oluyor? Değişiyor. Hı hı. Diyoruz ki bunların hangileri artar diye sormuşuz. Bunu hepsinin tek tek formülleri var. İşte EZ eşittir -13,6 vesaire diye devam eden formüllerimiz var ya. Bunları tek tek yorumlamamız zor olacağı için bunu birazcık ezberlemeniz gerekecek. Ben bunu kendim şöyle aklımda tutuyorum. Çizgisel olanlar azalıyor. Hı hı. Bir kere çizgisel hız azalacak. Çizgisel hız, çizgisel momentum. Bunlar azaldı. Bunun dışında kinetik enerji ve bağlanma enerjimiz de azalıyor. Bunlar dışında kalan her şey artıyor hocam. O zaman ne oldu? Çizgisel momentum azaldı. Çizgisel hızım azaldı. Pardon, artar diye sormuşuz. Bunlar değil. Bunlar azaldı. Geri kalan açısal momentumum arttı. Potansiyel enerjim arttı. Elektrona eşlik eden de Broglie dalga boyumda ne olmuş oldu? Artmış oldu. 1, 4, 5. Evet. X elementinin çekirdek yarıçapı kaç fermidir diyor. Yine bir formülümüz var hocam maalesef. Bu çekirdek yarıçapının formülü fermi yarıçapı çarpı
A üzeri 1 bölü 3. A dediğim şey ne? Atom numarası. Buradan nereden anlıyorum? Şurada verilmiş olan sayı. Benim atom numaram. Bu da ne olmuş oldu? Küp kökü deniyor değil mi hocam? O zaman ne oldu? Zaten R0 vermişiz. 1.2 çarpı 125 üzeri 1 bölü 3. Şuradan 5 geliyor. 1.2 çarpı 5 tane ne oldu? 6 fermi çıktı. Evet, son iki soru. Yarılanma süresi 18 dakika olan radyoaktif maddelerin 90 dakika sonundaki kütlesi 10 gram olduğuna göre başlangıçtaki kütlesi kaç gramdır? Yarılanma zaten ne demek hocam? Mesela işte 100 gramla başladım. Yarılanma ömrüm 10 dakika ise 10 dakika sonra ne oldu? 50'ye düştüm. Doğru mu? Ben M olarak başlarsam ilk yarılanmadan sonra M bölü 2'ye düşerim. Tamam. Bir yarılanmadan sonra M bölü 4'e. Şimdi diyorum ki burada kaç yarılanma var? Ben ona bakmalıyım. Yarılanma ömrüm 18 dakikaysa 90 dakikada ne olur? 5 kere yarılanırım. O zaman her bir seferinde bakın 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 değil midir bu? Evet. O zaman 5 kere yarılandığında M bölü 2 üzeri 5 kadar kalacaktır. Evet. Bu en son kalan. O zaman diyoruz ki M bölü 32 miydi hocam? 32 eşittir. 10. Kaç gram kalıyormuş? 10 gram. Demek ki benim başlangıçtaki kütlem 320 grammış. Ve son sorumuza geldik. Burada işlemleri Vural Hoca'ya yaptıracağım. Kesin yanlış yaparım çünkü ben bunu çok şey. Maksimum dalga boyu 50 nanometre olan ışımalar yapan bir yıldızın yüzey sıcaklığı kaç kelvindir demiş. Hocam bir Wien sabitinden bahsetmiştik ya, dalga boyuyla sıcaklık çarpımı bir Wien sabiti demiştik. O da işte burada verilmiş. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi dalga boyum neymiş? 50 çarpı 10 üzeri 9 oldu yani. Eksi 9 pardon. Çarpı sıcaklık eşittir 3 çarpı 10 üzeri eksi 3'müş. Aha da sıcaklığı bulacak. Şununla boyum o artık tamam. Kötü yazmaya başladı. 10 üzeri eksi 9 karşı tarafa artı 9 olarak gelir. İlk tamam. Önce paydaya böyle olarak sonra yukarıya. T buradan ne çıkacaktır? 3 çarpı 10 üzeri 6 bölü 50. Hı hı. Burada pratik bir yönden sadeleştirmek için şunu yapın. Bakın. Şunu hocam 3 çarpı 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 4 diye ayırıyorum. Yanında ne var aşağıda? 50 mi kaldı? Hı hı. Burası 300'dür. 300 bölü 50 kaçtır? 6. Tamam. 6 çarpı 10 üzeri 4. Tamam. Yani 6'nın yanına sana inandık, sana güvendik Vural hocam. Sen ne diyorsan o. Burada artık 101 soruyu tamamladık. Evet. Ne söyleyeceksiniz sınav için? Daha sonra moral gecesine tekrar önce yerde olacağız ama. Önce şunu söyleyelim. Sınav için değil. Öncesinde ben bu 101 soru için söyleyeyim. 101 soru biliyorsunuz ki bizim konu başlığımız çok fazla. Formüllerimiz çok fazla. Özellikle modern fizik olan kısım. İşte biraz optiğe, elektriğe daha fazla ağırlık vermemiz için biraz daha az soru oldu. Öncelikle geçen seneki 101 soruyu bir kere izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ben oraya da bakarak Berna Hoca'nın özellikle değindiği işte ne bileyim baryon korunumu vardı, işte farklı sorular vardı. Onlara özellikle değinmedim. Farklı soru tiplerini yaptım ki dedim ikisini birleştirerek daha fazla soru görmüş olun. Birincisi onu tavsiye ediyorum. İkincisi sınav öncesinde ilk önce stres yapmayın. Dünyanın sonu değil. Mutlaka ki bu sene olmazsa başka sene olacaktır. Ama istediğiniz yerlere geleceksinizdir. Çabalayan, çalışan herkes istediği yere gelecektir. Fizik için söyleyeceğim. Çok fazla dikkatli olun. Çünkü bizim sorularımızda kesinlikle olabilir işte ya da dediğimiz gibi işlem hataları, işte nanometrelerdir, Armstrong'lardır, işte 10 üzeri 10'dur, 10 üzeri 9'dur, çok küçük ya da çok büyük sayılar olduğu için işlem hataları falan olabiliyor. Dikkatli olunuz ve sadece başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.